Bilişim sektöründe hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan ve kariyerinize değer katan Almanya'nın saygın eğitim kurumu Eurotech Study'nin sunduğu KDV İnteraktif Show başlıyor. Eşim yüzleri sevgili Almanya'da tam... İbrahim Tatlıs gibi görünüyor. Hikaye şöyle başlıyor. Şimdi başladık mı? Şimdi başladık mı? Oldu mu? Ama güzel girdik değil mi? Aynen. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Sesimiz iyi geliyor mu? Çok iyi. Arkadaşlar gerçekten hepiniz hoş geldiniz. Yani bu kadar kalabalık, güzel bir ortam. Tekrardan hoş geldiniz. Ne yapacağız şimdi? Tamam, benim anlatacaklarım bu kadardı. Sen şey yaparsın herhalde. Bitti ya. Bu... Siz evli misiniz? Evet, evli. Ne zamandan beri? Ben söylemeyeyim, yine yanlış olur. Kaç oldu? Matematikle arası yok yani. Evet. Evli mi? Hiç dinlemedi ha. Çok dinledi ya hikaye. 7 senedir evliyiz. 7. Kaç yaşındasınız ki? Ben 31. Erken evlenmişsiniz. Hani yaşamışsınız? Böyle oldu ya, kimse uyarmadı bize. He valla erken evlenmişsiniz. Çocuk var mı? 3 tane. 3 tane. Oğlum nasıl 3 tane? Kaç yaşındalar? Nasıl oldu? Hiç 3 çocukluymuş gibi durmuyor musun? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Bilerek mi yaptınız? Aa. Evet. Bir tane daha olsa 8 olacak bunlar. Yok, olmaz. Erkek mi kız mı? İki kız bir erkek. Sen neredesin? Afyon. Abi şive var, ben böyle sanki buradan karanlık görüyorum, herkes Arap gibi duruyor. Kız ne konuşuyor, nasıl anladın ki şive? Afyon, şive var. Var mı? Bir konuşalım. Çocukların ismi ne? Zeynep, Ela, Mete. İki kız, son erkek. Bak bende de iki kız var, üçüncüyü acaba. Şey olsun. Tekrardan teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha nereden gelen var arkadaşlar? Uzaklık 200 kilometre, bunu arttırabilecek var mı? Hatay var. Nasıl? Çok herkes bu yakından mı Hatay geliyoruz? Hatay var, Hatay. Hatay mı? He doğru, Hatay'dan. Seninle bir konuşabilir miyiz abi? Gözüküyor mu iyi? Merhaba. Hoş geldin. Ali Aslan ben. Hatay'dan geldin değil mi? Hatay deprem bölgesi. Ne zaman geldin? Bir ay önce. Bir ay önce geldin, depremdesin. Evet. Kaç, bir aydır buradasın. Evet, bir aydır. Şey mi? Deprem vizesi. Kendi kim davetçisi? Kardeşim Mehmet. Mehmet abi. Peki kaç ay kalma şeyin var? 3. 3 ay sonra... Evet. Hiç kalma şeyin yok, mutlaka geri gitmen lazım. Bilmiyorum, iş koşturursak belki. Nasıl, mutlu, beğendin mi Almanya'yı? Evet, güzel. Beklediğin gibi miydi? Yani, öyle. Nasıl bir şey merak ettim ben Erhan abi, kusura bakma. Ben çok lafına bölüyorum ya. Ben konuşamadım ki. Ben çok merak ettim. Almanya'da, hani Türkiye'de Almanya'yı anlatıyorlar. Mesela nasıl anlattılar, ne gördün? Yani kardeşimden biliyorum, 4 senedir burada. He. Yani iyi, bayağı kuralcı bir yer. Çok, ama bu kadar çok yeşil olduğunu beklemiyordum yani. Ama ek ne bayağı yeşildi. Yani geldin ya, uçakla indin. Ne tuhafına giden bir şey olmuştur illaki, yok mu? Yani yerleşim yeri olarak biraz sapa bir yerde kalıyor herhalde Bremerhaven. Sapa ne yani? Kimi gibi bir yer yani, güzel bir yer aslında. Ama oradaki fark, buradaki fark yani Almanya'daki ile Türkiye'deki arası şey, Türkiye arasındaki fark var da illaki. Bayağı medeniyet farkı var yani. Bir şey yok mu sana? Enteresan. Yani, tertemiz yer yani burası. Kötülüyormuş. Sen Türkiye'yi mi kötülüyor, Almanya'yı mı kötülüyor? Biz ne zaman bir video çeksek hep kötülüyor diyorlar. Ya orayı kötülüyor ya burayı yok, kötülüyor. Yok, iyi yer ya. He yani, güzel. Güzel. Hoş geldin tekrardan. Almanca var mı? Bir şey öğrendin mi Almanca bir kelime? Fazla bir şey öğrendim. Ne öğrendin mesela? Söyleme. Söylemedi. Küfür öğretmiş bir ihtimal. İlk öğrendim ama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ablaya verebilir miyiz bir mikrofonu ya? Metin haklı diye. Beraber mi geldiniz abla? Bana mı? Yok. Almanya'da mı geliyorsunuz? Ben Almanya Duisburg'dan. Hoş geldin. Hoş geldin. Kaç yıldır Almanya'dasınız? Ben 30 sene oldu. 30 senedir. Evet. Duisburg kaç saat buraya? Bilmiyorum ki abi. Yarım saat değil. 20 dakika. Ya? Ya. Nerede? Türkiye'de mi doğdunuz? Türkiye'de doğdum. Aslında dur ben söyleyeceğim. Ama aslen Giresun, Tunceli. Hayır, yakın. Erzincan. Erzincan, bak nasıl ben anlarım. Nerede? İstanbul'da nerede? İstanbul Yakacık, Kartal'a bağlı. Ha, belli çünkü. Anadolu yakası. Erzincan'dan aslen. Erzincan'da Refahin köylerindeniz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben fırın var, pastane. Ve kaybedeyim gerçi, Türkçe konuşuyoruz ama. Çalışan mısınız orada? O ben sahibiyim. Para var yani. Kurum düzenimiz var. Süper. Evet. Hoş geldin. Konuşuruz yine. Tamam. Kime verelim? Ayağına sağlık. Konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaki o abi. Abi dedim, belki 23 yaşında. Yok sorun değil. Sen 23 mü? Evet, ben evet. 23 demiştim de hani alkış yapar mısın? Bu evet. Hasan Cankaya da böyle biliyor, ben de biliyorum. Bu Malatyalı'nın şeyinde var ha içinde. Allah 23 Allah yaşındasın, İnsan siz sarı. Nişanlısınız. Ben gidiyorum arkadaşlar. Tek mi geldin? Yok, biz de arkadaş grubumuz var. Şöyle. Sen yoksun mı içinde? Yok, nişanlı. Sen şu arkadaş grubun içinde misin? Sen kim şu an? sen şu an hani... Şu an benim. Yani neredesin? Evet, o sen benim şu an. Evet, senin yaşın 27. İsmi sorsan? 26. Aa, tamam. İsim neydi? Rüveyda ismi. İsim yok. Rumeysa. Hiç alakası yok. Elif benim adım. Elif. Şu an burada okuyor musun? Ben Türkiye'de tıpı bitirdim. Buraya
Türkiye'ye geldim. Aynen, daha doktorum. Aa, helal olsun. Hala işte öğrenci sayılırım ama işte çünkü işe başlayamadım. Çünkü öğrenciden çıkamadım. Tamam, doktor musunuz, doktor mu olacaksınız? Doktorum, Türkiye'de doktorum, bitirdim. Burada? Geldim. Burada işte sınava gireceğim inşallah. Ne doktorusunuz? Türkiye'de normalde pratisyen diye geçiyor da burada tam pratisyen kavramı yok. Allgemein değil. Nasıl böyle, house arts mı? Ya aynen. Ne zaman bitecek? İki hafta sonra sınavım var. Buradan herkese dualarını bekliyorum. Her geçsin diye. Dua eder misiniz? Dua hemen dağılın. Oradan işe geçersem sonra işte işe başlayacağım. Şey oluyor mu size sürekli çevrenize yakınınızdan biri gelip atıyorum? Aa ya tabii ki. Benim bir belim ağrı. Tabii ki. Aynen. Alışkanı tabii ki. Herkes mutlaka oluyor yani. Her şey sürüyor. Az önce ben yaptım. Efendim? Aynen. Az önce ben yaptım. Sonra boyun şey yaptım, sakatım ufak. Ya sen de hayır yok ben. Hayır dedim ki geçmiş olsun. Doktora git deseydin. Ben doktora gittim. O çok kötü bir şey ama ha. Bir de yani mezun oldum. Geldim direkt buraya ama böyle şey oluyor ya, doktor dönünce sanki bütün alanlarda uzmanmış gibi herkes her şeyi çok güzel sorduğu için ben de her şeyi bazen... Benim uykusuzluk problemim var, onun nedir mesela? Stres. Okumuşsun sen benim doktor yok. Kafanıza bir şey takıyorsunuz öyle çok mi? Her şey burada bitiyor gerçekten. Şu anda ama, sayıyorum 50 kişi var. Ama bir şey sorabilir miyim? Mesela bizde hani herkes bilir bunu. Bizde hani genelde Türklerde şöyle bir şey var. Herkes doktor değil mi? Mesela bir hastalığı olunca kesin bir yaşlının sana bir şey der işte. Herkes doktor mesela, bir de herkes kendi ilacını daha iyi yazar. Öyle ya, bir şey var. Başım ağrıyor mesela. Kesinlikle. Migren durum, migren işte. Kalbim ağrıyor. Çok streslisin, çok çalışıyorsun. Her şeyin bir çözümü var aslında. Bunun için okumak... Tabii ki. Bunun için okumaya gerek yok diyorsun. Zaten bence şey de gerek yok. Doktora yaptık bir hata yani. Hayır, doktora gitmeye de gerek yok çünkü Google var. Aynen, ben aynen. Ben mesela doktora var. Gitmeden önce Google'a bakıyorum. Hatta bir anım vardı, anlatayım. Sağ ayağımda bir ağrı vardı. Gerçek bir olay bu. Aa. Aksıyorum. Ayağım. Şöyle aksıyorum. Ya diyorum Allah Allah, bu niye aksıyorum? Her aksamamda doktor bana çıt çıt geliyor. Böyle çıt ses geliyor. Bayağı bir ses geliyor ama düzeliyor. Ben artık tekme atmaya başladım böyle durup dururken. Çalışırken de oluyor Aytaç. Durup dururken şöyle yapıyorum bak. Millet artık benim psikolojiden şüphelenmeye başladı. Niye böyle yapıyorsun? Niye ağrı? Ağrı. Hemen Google'a yazdım. Bu diz ağrısı nedir? Çok sevdiğim şey. Google'a yazmamak lazım. Yok, menisküs yazıyor Google'a. Yani işte başlangıcı doktora gittim. Doğru. Doktor bakıyor falan filan. Yani bir şeyler söyleyecek. Ben dedim ki acaba dedim menisküs olabilir mi dedim. Sinirlendi. Yemin ederim böyle yaptım. Nereden çıkardın sen onu dedi. Google'dan baktım dedim. Kıvaç dedi. Bunun da şeyle alakası yok dedi. Bir şey verdi krem gibi. İki hafta sonra yine geldi dedi. İki hafta sonra yine gittin. Hala ağrıyor. Sen dedi şeye gir. O robot var ya, makineye sokuyor. MR. MR'a soktu. MR'ın sorucu ne çıktı sence? Okumuş adam nasıl menisküs. Ben. Menisküs. Dedim seni okuyacağına kolay yani. O yüzden gitmeye gerek yok. Google'a bir alkış gelebilir. Evet. Sen 23 yaşındasın. Aslen... Ben 23 yaşındayım. Aslen aldığını falan diyormuşum yani. Anlamadım. Almanya demiş. Ha? Aslen öyle deyince abi. Nerelisin? Ben anne Trabzon, baba Gümüşhane. Genelde Trabzon'u kullanırım. Gümüşhane'yi pek tanıyamadım. Nasıl ya Gümüşhane? Yok Şiran var orada. Bak her şeyi biliyor mu? Vallahi. Şiran yok mu? Ben bilmiyorum. Bir şey olamaz ya. Şiran var diyorlar. Bakıyorum. Gümüşhaneler burada görürseniz. Lütfen arkadaş. Ama ben Trabzon'u kullanıyorum abi genelde. Nasıl Trabzon'u kullanıyorum? Ya Trabzon'u. Çok seviyorum. Bizim bölüm güzel. Hep erkek ya. Değil mi? Keyif alıyorum. Hep erkek. Onunla ters köşe yaptım. Türkiye'de arkadaşlar diyordu. Kankasını böyle falan diye güzel kıyak. Ama nasıl? Ya Türkiye'de öyleymiş. Bak, burada çok... Burada erkek, yani 170 erkekler falan var. Orada bir... Kız arkadaşın var burada? Yok. Olmadı mı hiç? Hangisi Türkiye'den abi? Hangi ya? Ya çok yakışıklı. Cenk çok yakışıklı Cenk. 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 Sen benim... İsim de güzel arkadaşım. Benim isim mesela Aytaç. Yani ama Enes. Hani evet, Enes çok böyle daha böyle batılı bir isim. Güzel isim yani. Vallahi yanlış anlamayın. Aytaç hani fazla yok ki Aytaç ama Enes güzel isim zaten abi. Yakışıklı, yakışıklı isim abi. Enes. Enes istemez yakışıklı. Boy posta var. Bir ayağa bir daha bakar mısın? Abi estağfurullah. Kız arkadaşın var mı? Kaç para verdi sana programdan önce? Kız arkadaşın yok. Bayağı Enes'i izlemeye gidiyor şu anda. Arıyor musun kız? Vallahi merak ediyorum arkadaşlar, niye kötü bir şey mi? Evet abi. Bizim istediğimiz bir şey değil mi evlilik falan? Evlilik tabii 28-29'a doğru. Hani şimdi geldik, o kadar tabii yaklaşık 2 sene olacak. 13 Haziran'da tam 2. senem olacak. Geldik, eğitimle başladık. Lisans yani seviyorum. 28, 5 sene sonra mı gelsinler? Olsun. Tamam, o zaman da kamera beni çekiyor mu abi? Burada beni 5 sene sonra Enes'e yazarsanız, yazarsanız şey anlamda yani mesaj. Instagram ismini de ver de belki. Abi onu şey Enes... Bir tane daha şey var. Yok da demiyor. Enes'i bir alkışlayalım arkadaşlar. Çok güzel olmuştu. Mikrofonu güzel mi? Nereden geldiniz? Sence? Esin. Esin dur oraya geleceğim daha. Almanya'dan buradan mısınız? Ya. Yeah. Esin? Yani Mönchengladbach buraya ne kadar? Şey mikrofonu biraz... 70 kilo mi? Ben sizi sanki bir kere konuşanlarda gördüm. Gittiniz mi oraya? Ben gittim işte. Aa sen gittin. Bak arkadaşlar. Abi. He. Dün gece neredeydin? Siz yazıştınız. Biz yazıştık. Evet. Adın ne?
Çağla. Çağla, doğru. Tekrar hoş geldin, sen alabilir misin? Konuşanları bize biraz anlatabilir misin ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Bir ayağa kalkar mısın? İsim neydi? Fatma. Fatma Nur. Fatma Nur. Yok, Merve. Merve. Hoş geldin Merve. Ayakla zahmet oldu da. Merve'ye bir alkış. Çok saçma. Niye Çağla'yı mı yalkışamadık? Sen nereden? Sen de Mönchengladbach? Yaş kaç? 30. Maşallah. Düz. Hiç göstermiyorsunuz ya. Teşekkür ederim. İsmi neydi? İsmi hatırlayan var mı? Dur. Merve. Merve doğru. Merve evli misin? Yok değilim. Çoluk çocuk falan olmuyor. Yok. Ya, oluyor aslında hani. Oluyor ya. Yok, evlenmesi lazım orada yani. Bir erkek ama evlenmiş olabilir. Evli misin? Evde kaldım ben. Evde kalmış. Evde kaldım. Alkışlar. Bir boğu alırım. Buradan taleplerine falan öyle bir şey oluyor muydu? Bu yok, o değildi değil mi? Evleneceksen gel var ya. Sen ha bu hoş oluyor, karıştım. Teşekkür ederim Merve. Son dönem sağ oldu. Öğrenci miydin? Yok, Galatasaray'da çalışıyorum. Sosyal hamta. Sosyal hamta? Oo, sende ne hikayeler vardı? Bize Allah'ın seversen. Bize bir tane bir Türk'le yaşadığın güzel bir anıyı anlatırsan. Almanca bilmeyen ama. Efendim? Almanca Almancası bilen. Az olan bir Türk'le bir anım vardı. Ya zaten ben net tarihte çalışıyorum. Kasaba gibi bir yer yani 40 bin nüfusu bir yer. Orada da bir teyze gelmişti. Tam olaya çıkacaktım. Geldi işte yüzüme baktı, işte bir şeyler Almanca anlatmaya çalıştı. Ben de anlamadım ne demek istediğini. Sonra hani büroma çağırdım, hani buyurun falan filan. Sonra Almanca konuşuyorum, anlatıyorum, diyorum işte böyle olmaz diyorum. Böyle geldi alıyorsunuz, bir de üstüne bum geldi istiyorsunuz. İkisi bir arada olmaz diyorum. Hani Almanca anlatıyorum ama ondan sonra kadın durdu dedi. Niye benimle çok çabuk dedi. Teşekkür ederim. Merve, sağ ol. Bir alkışlayalım, bir heyecanla. Tamam, sen seç. Aramızda ünlü bir abi var, onu konuşmasını istiyorum. Yani ismi gibi yakışıyor. Yiğit mi, Enes mi? Yiğit. Yiğit. Yiğit diyenler, bir Yiğit bakar mısın abi? Şöyle bir poyunum olsun. Enes yana alkışlasın, Yiğit yana alkışlasın. Bu Enes gibi. Yiğit diyenler... Ya çoğunluğa hoş geldin. Yok yok. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi sanki bir Karadeniz'de bir dizide gördüm. Olabilir mi böyle bir şey? Sizi oynadınız mı abi? Evet, ben de onu soracaktım. Bir ara tanıdık geliyorsunuz. Bir dizide gördüm sanki. Bizimkilerde o Cafer'in çocuğusu mıydınız? Oynadın mı bir dizide? Çok güzeldim. Oynamış. Aa. Bunda hangi dizide? Alkış. Çocuğu gibi. İzlemedim. Hangi dizide oynadın? Yaprak Dökümü. Yaprak mıydın orada? Yaprak olarak oynadım abi. Aa güldüm. Ne kadar kötü bir espriydi ya. Güzel bir reaksiyon ama kimse anlamadı. Öyle bir konuydu yani. Ailede bir tane fesat bir kadın vardı. Ortalık dört kız kardeşti galiba. Aile bir gelin geliyor. Gelin ortalığı karıştırıyor. Kaç bölüm oynamıştın? 10-11 falan herhalde. Ha bayağı oynadın. Peki nasıl böyle çekimler yani? Rol neymiş sorar mısın? O kadar şey yaptım. Hala Yaprak Dökümü'nden seni tanıyorum da karşılaşıyorum. Diğer videolarda sağolsun. Kaç kişiyle dedi abi YouTube'dan videolarını falan. Nasıl sıkıldın mı Merve? Yayında mıcaz? Ha pardon. En efendi insanlardan bir tanesi. Bunu burada söylemek lazım gerçekten yani. Eyvallah. Çok alkış. Bir alkış. Demek efendiliğe alkış yok, böyle bir düzende yaşıyoruz. Bize ne oldu? Ve biz böyle... akraba çıktık. Aynen, evet, çok iyi. Yok. Yiğit bana sosyal medya üzerinden yazdı Instagram'dan. Beraber bir içerik yapabilir miyiz diye falan. Sonra tabii olur. Ha, telefon falan mı oluşturdu beraber? Yok, o ayrı. Ha. Telefon numarasını falan verdim. Sonra Yiğit bizim orada 3 ay mı öyle bir dönem? 4 ay bizim orada kalmış ve tesadüf aynı hafta oraya gittin ve orada ilk tanışmıştık. Aynen. Peki bir şey soracağım Yiğit. Sen böyle dizide yaşadığın bir anıyı bize anlatırsan çok mutlu olurum. Var mı öyle bir şey? O Ferun'da karısı var ediyormuş. Dizide yok ama şeyin girişinde dedin ya hani havalimanı olur, polis olur, Almanya'ya gelirken bir şey olur, Almanya'da bir şey olur falan diye öyle bir şey var aslında. İşte okullardan kabul alındı, işte her şey hazır, artık uçağa bineceğiz ve Almanya'ya göç ediyoruz. Nişantaşı'ndan geliyorsunuz. Ha İzmir'den. İzmir, ama İstanbul'dan. İstanbul'dan. Uçak yani İstanbul'dan kalktı. Sabiha Gökçen'den. Biz tabii o gün böyle heyecanlıyız. Hazırlandık. Elimizde böyle Starbucks kahveler. Uçağa bineceğiz. Kutluyoruz kendimizce şey oldu falan diye. Böyle süslendik gerçekten. Sonra bizi uğurladılar. Pasaport kontrolüne geldik. Ayça böyle geçti. Polis de tanıdı orada beni. Yani böyle bir şey de ilk defa oldu. YouTube'da. Aa abi sen falan. Yok Yaprak Dökümü sadece. YouTube yok zaten. Allah falan filan dedim. Sonra böyle dedi. Ya dedi sana nazar değdirdik ya dedi. Hayırdır dedim. Sen dedi yurt dışına gidemezsin dedi. Nasıl ya dedi. Senin dedi yurt dışına çıkma yasağı var dedi. Nasıl dedim ya şaka yapıyorsun falan. Bir trafik ceza veriyor. Starbucks aldın deseydin. Mümkün değil falan filan. Starbucks'tan kahve aldın deseydin. Ya böyle şeyiz tabii biz yani böyle. Şey sırtımızda falan. Ondan sonra arkadaşlar dedi gelip alın arkadaşı bir hemen falan dedi. İsterse işiniz gidebilir falan dedi. Polisler falan filan geldi gerçekten. Ciddi miymiş? Ciddi. Sebep mi? Tamam kusura bakma ama yani falan.
falan filan dedi. Sonra için sizi şöyle alalım bilmem ne. Polisler geldi gittik falan. Hayırdır dedim, ne oluyor falan filan. Bir yanlışlık olabilir mi? Yok dedi, dolandırıcılıktan dedi. Sizi almak zorundayız. Şimdi özür dilerim, var mı öyle bir şey miydi? Var, geçmişte var mı? Var mı? Ondan var. Çünkü Türk polisi yanlış yapmaz biliyorsun. Sonra ne oldu? Ondan sonra tabii Aycan'a geri çıktı. Valizler gitmişti. Tabii dolandırıcı evde kalalım filan. Biz bayağı böyle hiçbir şey söylemiyorlar tabii. Benzerli olabilir ama. Ben yaklaşık bu o havalı Starbucks'lı Almanya'ya giden kişi yaklaşık böyle 15-20 dakika sonra kahvede ayrılmak zorunda kaldık tabii. Beni o Sabiha Gökçen'deki bayağı parmaklıklı nezarethaneye attılar. Gerçek mi? Ben hala şeyi bekliyorum ha. Şaka yaptım. Bırakmıyorum kahve sevgim. Ama Starbucks kaliteli kahve oldu. Ha bak kaç saatte. Yani Almanya'ya geçirirken. Dolandırılan benmişim. Aa. Sen fark etmedin mi dolandırılan? Evet, birisi... Ama senin haberin yok. Yok, haberim yok. Dolandırıldığını birisi... fark etmemiş lan. Belki de o yüzden dolandırılıyor. Yani, bak hem dolandırılıyor hem onu fark etmiyor. Bu kadar da yani. Hakkını al, öyle git. O gece kaldım sabaha kadar. Böyle orada çok enteresan abilerle tanıştım. Dolandırı nerede? Gerçekten dolandırıcı. Olanlar abilerle de tanıştım. Birisi işte sahibinden.com siteyi de söyleyeyim. Ki dikkat etsinler bundan sonra. Sitesinde bizim hesabımı hackleyip insanlara bir şey satmış. Ha. İnsanları dolandırmış falan. O ortaya çıktı. Onlardan böyle çok yaygınmış. Yani. Evet, yaygınmış bir de bu. Ondan sonra tabii ki sabah hallettim. Bekledin mi sen? Valla bekledik yani geri döndüm. Ağladın mı? Çok ağladım. Gerçek mi? Ciddi ağladın mı? Aldım tabii. Yemin ederim sen çarpsın. Şöyle bekledin mi? Hapse Allah'ın seversen. Hayır, inanmıyorum. Çıkarın beni falan. Ne olduğunu anlamadığımız için tabii zor bir gece. Peki bir şey soracağım ama dürüst cevap versen. Bir an düşündün mü yani acaba? Kurtuldum hani, diye. Gerçek dolandırdı mı diye falan. Ya şöyle içime tabii kuşkular düştü. Hayır tabii böyle bir şey olmadı. Peki sen git deseydi, beni boş ver, sen git kurtar kendini deseydi, gider miydin? Asla. Helal olsun. Gerçek aşk bu. Gerçek aşk bu. Yaş 30... İki. Dur oğlum, memleketi bulayım. Tebrik ederim. Gerçek mi? Evet. Ha bizim. Memleket dedim. Memleket. Doğu mu, batı mı, kuzey mi, güney mi? Orada lütfen yardımcı olun. Memleket bence Ege. Bence Ege. Bence sen geleceksin. Ege mi? Ama bir şey evet. Ege mi? İzmir evet. Dedim. Aydın. Balıkesir. Aynen Balıkesir. Sen evet doğru. Evet, ya. Balıkesir mi? Evet. Neresinden? Burhaniye. Oo ben biliyorum Burhaniye'yi. Valla mı? Yok. Bursa'ya yakın mı Balıkesir? Siz nasıl ben tanıştınız? Sorabilir miyim? Nasıl tanıştınız? Sosyal medyadan tanıştım. Nasıl oldu? Bir anlatır mısın? Instagram'da Tinder. Güzel. Yok Tinder'de yok. Anlatır mısın? O zaman Tinder yoktu. Instagram'da bana yazdı. Ben de cevap verdim. Öyle tanıştım. Ama nasıl gördün yazdı? Nereden? Bir arkadaşım buluyordu? Fotoğraf paylaşmıştı. Orada görmüş. O onunla arkadaştı. Bir ayak kalkar mısın abi? Senin boyun büyük galiba. Ben zaten çok büyük. Biraz maşallah. 1.85. Ya maşallah. Neresin? Ne yazdın? Merhaba mı yazdın? Evet merhaba yazdım. Gerçekten ne yazdın? Bir yani ne yazdın? Merhaba yazdım. Yani benim bir arkadaşım, daha doğrusu sınıf arkadaşım üniversitede olan arkadaşıydı. Merhaba yazdın. Merhaba yazdım. Sadece merhaba. Neyinden etkilendi de merhaba yazdın? Herkes iyi yazıyor mu sen o zaman? Hayır fark etmez. Tek ona mı yazdın? Evet. Sen ya böyle her arkadaşının etiketlediğini yazıyor musun böyle? Yemin et. Bir süre takip ettim. Ha önce sonra dur. Ben... Önce takip etmiş abi. Sen merhaba yazmamışsın. Önce takip etmek lazım zaten. Takip gönderdi. Sen de kabul et. Sen de gelip... Hemen kabul etmedim. Evet, ben yani senin sayfan özel miydi? Evet. Geri takip ettin mi? Çok. Yani hemen değil. 2-3 ay sonra falan. Oha, tamam yani kabul etmedin. Ettin. Ama sen onu o arada yazıyorsun tabii ki. Hayır. Niye 2-3 ay sonra kabul ettin mesela? Niye 4 ay değil 3 ay mesela? Niye? Yani niye 2-3 ay sonra kabul ettin de hemen? Bilmem o zaman öyle denk geldi. Görmemiş miydin? Görmemiş. Ya gerçek çok merak ediyorum şu an. Görmedin mi hani yolladığını takibi? Gördüm. Ama beklesin dedim 2 ay. Niye? Yani niye hemen atlayayım ki? 2 ay niye ama yani? Demek ki 90 gün. Peki 2 ay senin niye ne değiştirdi buna? 2 ay bu işlem hatırlamıyorum canım. Kaç sene önce yani hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Ama bekledim bir süre. Mikrofon nasıl senin? Sonra kabul ettin, ondan sonra merhaba yazdın? Evet. Ondan sonra yazdım. Aa çok ilginç. 2 ay sonra merhaba yazdın. Nerede buluştunuz? İzmir'de. Ha ikiniz de İzmir'deydiniz. Aynen. Tabii ikimiz de İzmir'deydik. Ben Çanakkale'deyim, yaşım Balıkesir. Ondan sonra buluştuk işte. Evet. Sonra? Evlenme teklifi ne zaman ettin? Çok daha sonra. Nasıl yaptın evlenme teklifini sorabilir miyim? Nasıl yaptım? İzmir'i biliyor musunuz bilmiyorum ama Urla diye bir yer vardır. Tabii biliyorsunuz. Evlenme teklifini nasıl yaptın? O kadar da anlattı daha zevk olsun. Özel kalsın. Ne yaptın daha yani? Sonuçta bir hikaye anlattım ve sonunda hikaye bize bağlandı. Yani o kadar sen de böyle bir sanki öğretmen havası var öyle mi? Var. Uzun süredir yaptığım matematik. Nasıl öğretmen misin gerçekten? Öğretmen hayat dersi veriyorum. Denirim bilmiyorum ama akademisyen. Yani öğrencilere? Eğitim veriyorum tabii. Üniversite ama ben anladım. Bizi tersledi ya oradan anladım. Bizi
Hani bizim aramızda diyor yani. Siz niye karışıyorsunuz ki? Biz de hayat okuduk kardeş. Tebrik ederim. Güzel. Hangi üniversite? Louis Bocas Üniversitesi. Devam ediyor. Evet evet devam ediyorum. Nasıl? 2,5 yıldır buradayım. Ders veriyorsunuz değil mi? Tabii tabii orada. Size öğretmenim diyeyim, hocam mı diyeyim? Genelde üniversiteye gelince hocam deniyor. Hocam diyor. Almanca mı? Yok. Ama Almanya'da değil mi? Çok ilginç bir şekilde bölüm Türkçe. Ha. Almanlar yok mu? Var, birkaç Alman da var ama bölüm eğitim biri Türkçe olan bir bölüm. Belki biliyorsunuzdur. Ve şu an dünyada tek olarak hatta hani tek demeyeyim de daha sonra kuruldu ilk kurulan Türk İstik Enstitüsü. Almanya'daki hemen hemen bütün eyaletlerdeki okullara öğretmen sağlıyoruz aslında. Helal olsun. Tamam teşekkür ederim. Ben bir şey daha soracağım. Sor. Türk öğrencileriniz vardır muhtemelen. Ya ki Türkçe öyle olduğu için. Tabii yani %90. Sizden ayrıca bir istek istedikleri oluyor mu? Hocam işte bize biraz daha yardımcı olun ya da siz kendiniz onlara ekstra bir güzellik yapıyor musunuz derste? Neden yapalım? Mesela %90 Türkmüş ki zaten. Mesela anlamıyor dersi. Yok kayıt sınavda mesela. Böyle bir geçirme olayı falan yapıyor musunuz? Ya. Kayıt edildiği için mi yoksa? Yok yok tabii ki yapmış. Çünkü ben öyle şey yani. Şey var. Şunu söyleyeyim ben. Hani buraya Türkiye'den gelen birçok insan vardır. Ben Türkiye'de özellikle devlet sisteminde çok büyük sıkıntılar var. Liyakatla ilgili. Kendi açımdan ben çok büyük haksızlıkla uğradım. Haksızlıklara uğradığım için öğrendiğim için söylerim. Ben çok haksızlığa uğradım. Kimseye haksızlık yapmam. Aradım. Psikolojim şey, bozuldu ya. Ben bir şey merak ettim. Çok merak ettim. Buyur. Şu mikrofonu var mı? Bana ver. O abiye verebilir miyiz? Yok senin değil abi arkamda abi. Oğlum ayıp olur. He aynen ya. Abi merhaba hoş geldiniz. Abi ben merak ettim. Sen ablaya nasıl bir evlenme teklifi yaptın? Abi anlatın ya. Şu evlenme tekliflerinizi anlatın ya. İsmini öğretsene abi. Bizim 25 sene oldu bu sene. İsim neydi abi? 25 sene. Güzel abi hoş geldin. Hoş buldum. Almanya'dan nereden abi? Ben olsun. Franklin Olsen 20 kurucu düzlü neydi lan? Görücü usulü mü evlendiniz yoksa? Kurucu canlı. Nasıl tanıştınız abi? 25 sene önce nasıldı? Instagram yoktu mesela. Yazamamıştım. Eşimi bir kınada gördüm. Kına. Kınada. Kınada ya kınadan kınaya ya da kınada. Sonra orada gördüm. Kına beğendim. Yaş kaç abi? Benim 47. Peki nasıl şey yani sen gidip mi konuşuyorsun yoksa bir yerden de yazamıyor musun? Nasıl olacak ki o? Eskiden nasıl oluyordu bu? Gelin hanım. Hanımın arkadaşıydım. Gelinin abisi benim iş arkadaşım. Akif abi. Akif abi dedim ya bir kız var dedim orada dedim. Ya, beğendim ben bunun ismini falan. Çok güzel. Ya ben tanıyorum falan dedi. Ya bir öyle bir konta geçebilir miyiz dedim. Ne? Ya, ben tanım hiç bir pas vermedi bana o akşam. Yani böyle ben bakıyorum ama böyle hiç böyle orada olmadı. Yalnız değilsin güzel. Ama ben direttim. 3 ay bekledin mi sen de? Ama duydun değil mi? Haberini aldın. Ben direttim, direttim. Hoşuna tamam abi anladık, direttim, direttim. Hani ne yaptın direttin abi öyle sinirli bir şekilde sürekli? direttim, direttim diye. Ne yaptın peşine? Stalk mu yaptın yani kapısının önüne falan? Arabasını patlatacak da kendine. Siz ne geliyorsunuz abi? Zonguldak. Zonguldak. İkiniz de mi aynı? Hanım Bartın'da. Bartın'da. Yan yana zaten. Ama ben peki, Zonguldak alayım dedi. Yani eşim neredeyse o neredeyse ben de orada gideyim. Sonra kaç zaman sonra evlendiniz? Bir sene. Bir sene sonra. Nişanlı aldık. Çıktınız mı? Çıktık. Kaç sene Alman? 20? Ben burada böyle, oldum büyüdüm. Şey mi hani beraber ama bir sene gezdiniz ettiniz öyle kahve mavi. Evet. İçme. Ondan evet. Sonra evlendiniz. Evet. Eskiden de öyle. Kaç yaşındasın abi? 47. 47. Çok da eski değilmiş öyle. Peki ailede böyle bir tartışma oluyor mu? Onlar Bartınlı, Bartınlı olmaz Zonguldak. Yok. Bir şey anlatıyorum. Bir dur. Yok. Adam meşeklere ya da şeyleri taktı. Aranızda Karadeniz var. Aslında bir muhabbet edeyim. Sen söyle. Ne diyordum ben? Uyuşmazlık var. Niye gizem? Tam oraya gidiyor ya. Ailede uyuşmazlık. Ya böyle şey olarak şimdi bu gençlere de bize de en azından bir örnek teşkil eder. Tartışıyorsunuz diyebiliriz. Sonradan ilk özür dileyen kim oluyor? Haksız olsan da, güzel olsanız da. Ben merak ediyorum. Ben biraz yüzleyerek yiyorum. Sen de mi öylesin? Erkekler mi öyle? Geliyorum sana. Gerçekten sen de kendin gidiyorsun değil mi? Evet. Ben mesela suçsuz olayım. Ben dilerim özür dilerim. Derin konularım. Şeyi düşünüyorum hep. Ya dedim niye kurulu dizilerimizi bozalım ki yani. Sonuçta burada yani haksız olsam da ben gidiyorum. Haksız değil. Haklı olsam da eşime gidiyorum mesela. Aynen. Konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Kalk gidiyorum bir çay derine falan. Genelde bu erkekler yapıyor. Peki bayanlar neden yapmazsınız? Kalk bir çay derine diyormuş. Bu nasıl bir yedir tanrı şey. Valla ben öyle bir şey diyemem. Çünkü yani. Zaaflarımız yani. Çaya dayanamıyor. Kalk yemek diyor.
Abi küs olduğu anda ben eşime kahve yap desem sıkıntı yapar. O çayı yapar. Nurhan sen de o çayı getir. Oğlum şey zaafı. Size de mi öyle? Çok çok mutlu oldum. Çocuk var mıydı? İki tane. Var. İki tane. Kaç yaşındalar? 24-21. Meslekten bitti. Ne mesleği? Birisi şemikant, birisi de Deutsche Bahn'da çalışıyor. Birisi ne? Şemikant. Kimyacı. Ben anlamazsam böyle yapıyorum. Sen cevap. Kimyacı. Allah. Kimyacı. Yok öteki çocuk. Sen ne iş yapıyorsun Yücel abi? Ben kamuda çalışıyorum. Tamir bölümünde. Belediyede. Tahmin? Tamir. Ha tahmin anladım. Tazidat. Şurası 3 aya biter falan. İkbizet Spinegrass işe almadım da kiram. Ha helal olsun. Ya günahım. Ama hangi bölümde? Tamir alakalı ne varsa. Kamuda. Ha, yol mu ya? Neye ayrılan yer? Mesela atıyorum. Devlette çalışıyor işte tamir. Devlet işçisiyim ben. Ama mahalle lakiye mi dedin? Tamam. Devletin. Housemeister gibi. Devletin boyacısı. Devletimizin boyacısı. Aynen. Devlet alakalı ne var? Çocuk bahçesi, futbol sahaları. Çok iyi. Onları tamir yapıyorum ben. Bravo. Okul. Mükemmel. Ha, amtı olmuyorsun değil mi o zaman? Yok, angaçlıydım. Angaçlıydım, öbür işin değil. Başvurma yapmıyorsa öyle ona. Bir tesadüfen geçerken işçi lazım gelmedi. Ben... Çünkü eskiden öyleymiş. Yani eskiden sen bilirsin, burada doğdunuz, siz bilirsiniz. Ben... Abi o kadar... Face o kadar ziptir. Ama kafa salladın ya o yüzden. Sanki böyle 50-60 yaşında Merve bilir, Merve bilir. Ben özel sektörde Ausbildung yaptım. Çalıştım 5 sene falan. Ondan sonra 24 sene oldu, belediyeye geçtim. Sen abla ne iş yapıyorsun? Evet. Yok hanımıyım. Merhaba Ince. Merhaba. Ben Glent'e doğru okuldum ama şu an evdeyim, çalışmıyorum. Ne dedin? Evet. Neresiymiş? Bir ofis. Bürokrat kapı çıkıyor. Ben de bilmiyorum. Sekreter. Yok ya. Öyle. Bürokrat kapı. Yok. Memnun musun işinden? Şu an çalışmıyorum, şu an evdeyim. Asistan. Ofis asistanı mı ne? Yani asistan mı oluyor? Kimse bilmiyor mu büro kofu? Ben nasıl meslek yapıyorum kimse bilmiyor. Ha büro kofu ya. Zaten eskiden ya asistan oluyordun ya büro. Doktor hanıma soralım. Doktor hanım almaz yüzü güzel. Neydi Türkçesi? Büro asistan evet. Türkçesi büro mu? Çok farklı bir şey söylüyorum. Türkçesi büro mu? Yani. Büronun bürosu. Yani. Büro canım. Türkçeden mi büro? İnternet ofisi mi? İngilizce de büro galiba. Büro değil ya Türkçesi. Kullanıyor ama Türkçesi değildir o. Ha büro. Çok şaşırdım. Hoş geldiniz. Bizim galiba bir ara vermemiz lazım. Böyle yaptılar. Sen şimdi internetten para kazanmak ister misin? Ya da böyle bir girişimin oldu mu? Mesela çevrende var mı bu Amazon gibi büyük firmalarla çalışmak isteyen ya da çalışan arkadaşlar var mı? Para kazanıyor. Sen de kazanmak ister misin? Ama bilgin yok değil mi? Peki bilgi edinmek ister misin? Ben de isterim. O yüzden sana bunu okumam lazım. Ben şimdi sana Eurotech Study nedir, ne yapar hemen bir anlatayım ve sizlere de aynı zamanda karşısındaki arkadaşlara da kısaca bir anlatmak istiyorum. Eurotech Study Almanya merkezi online olarak canlı yazılım kursları veren Job Center veya Agentur für Arbeit üzerinden Gutschein yani eğitim çekleri ile katılabileceğiniz Eurotech Study'nin dijital marketing kursları var arkadaşlar. Neler var bu kurslarda? Hemen özetleyeceğim. Almanya'da dijital pazarlama alanında kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Nasıl markalaşabilirim sorusunu uygulama cevabı olabilir. Mesela Almanya'dan Erhan tişörtlerini satmak istiyorum. Allah söyledi herhalde ya da işte kargaları evet. Satmak istiyorum. Instagram sayfanız var. Büyütmek istiyorsunuz ya da YouTube'da daha fazla insanlara ulaşmak istiyorsunuz. E-ticaret altyapılarının seçilmesi, kurulması, e-ticaret sitesi üzerinde satış ve pazarlama eğitimi, arama motoru optimizasyonu, Google dijital reklam stratejileri ve eğitimi, e-mail marketing, sosyal medya pazarlama ve yönetimi, pazar yerleri genel eğitimi. Bu az önce bahsettiğim Amazon, eBay gibi büyük firma platformlarında ürünleri listeleme, satış ve bestseller yapma gibi. Google ADS uzmanlık sertifikaları, eğitimi ve sınavlarını hazırlık. Bu kurslar sayesinde ticaretiniz daha etkili ve kazancınız çok çok daha olacak. Çok ara ya. Sponsorumuz olan Eurotech Study'ye çok teşekkürler. Abi çok güzel olsun. Gülsüm. Gülsüm. Ya. Gülsüm. Ayrı ayrı mı? Gülsüm yok tek bir kelime. Birlikte. Yok, iki isim ya. Gülsüm. Tamam. Gülsüm. Gülsüm, Gülsüm abi. Hobi olarak mı yaptın bu zamana kadar? Mesleki deformasyon. Ne işin meslek neydi? Avukat. Yani şöyle meslekten kaynaklı gerçekten çok fazla hikaye sahibiz. Bu hikaye Türkiye'de geçiyor. Çok güzel olur. Bir gün Kars Ağır Ceza'ya bağlanıyoruz biz. İşte ekrandan müvekkilimin dosyasını savunacağım. Yani müvekkilim de inanılmaz böyle yani boyut olarak çok iri bir adam ama inanılmaz korkak bir biri. Ama o kadar tatlı da ve onu böyle sakinleştirmeye çalışıyorum falan. Derken Kars heyeti dedi ki avukat hanım biz bir dosyayı inceleyeceğiz dedi. Bir şey kapatalım dedi yani. Biz size sonradan tekrar bağlanacağız ama ekran açık. Ben de mikrofonun kapalı olduğunu düşündüm. Avukat kürsüsündeyim. Müvekkilim sanık kürsüsünde biz böyle işte müvekkille konuşuyoruz. Ama heyeti yargılamıyoruz kesinlikle gerçekten. Ben şey mikrofonun başındayım. Müvekkilimi sakinleştirmek için böyle şey diyorum. Mikrofonun başında çaresiz bekliyorum.
ama gelmeyecek biliyorum. Da. Yanında Berat, mı? Yani Berat bekliyorum ama yani yanında Berat bana gelecek sesini mi şeklinde. Yanında mı? Sesin yok abi. Derken mikrofondan böyle bir tık sesi geldi. Avukat Hanım dedi, sesiniz de çok güzelmiş dedi. Ama dedim ki yandık hani Berat da olsa yani olacaktıysa da artık ceza geliyor bize gülsün kaç yani. Bunu asla açıklayamazsın. Sonuç? Derken sonuç emevekini Berat etti. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Orada bir kaç ablamız var. 10. Burada mı doldu? Allah senin müvekkillerinden korusun. Zor, sen bitirirsin yani müvekkillerini. Müvekkiller değil, diğer karşı taraf. Sen hep kazanırsın galiba. İnsan, yer yer. Onun cevabı alıp soru. Tamam, olacak. Ona da sıra gelecek. Hoş geldin, merhaba. Ben de anlatayım. İsmin ne önce? Dilara. Dilara. Kaç yaşındasın? 22. Kocası yalnız tuzaklanıyor. Evli misin? Evliyiz, güzel çamaklanmış. Evet. Ne zaman evlendiniz? Evlisiniz ha? 3 gün sonra bir senemiz oldu. Aa, bayağı erken evlenmişsin. Evet. Hayırlı olsun. Sen kaç yaşındasın? Benim 27. Sen neredesin? Ben Samsunluyum. Sen? Ben Balıkesir. Sen Türkiye'den gelmiştin değil mi? Ben aynen. Hayırlı olsun. Buyur bir hikayeni anlatsana. Eşim Temmuz ayında Türkiye'den buraya geldi. 2 ay sonra da ben hemşireyim, hastanede verdi işte öğrenciyim. Eşim de o gün beni almaya gelecek iş yerinden. Hani sonra bir yere gideceğiz işte. Beni aradı işte ben de hani verdiye bitti diye giyindim falan. Ben kapının önünde eşim bekliyor. Aradı beni dedi ki işte benim ayağım koptu, benim ayağım ters döndü, ben ayağım size basamıyorum, ben hastaneye gidiyorum. Şimdi bir panik ama ben dedim tamam ne olmuş olabilir ki, yani sakin ol falan. Dedik işte ben geliyorum hemen sen diye ayarla bana falan. Ben de işte tamam öyle hemen gittim işte tekerlekli sandalye aldım, eşim bekliyor kapıda. Şimdi ben hani hastanede çalıştığım için çok öyle vakalar gördüğüm için. Eşim bir geldi ayağı dönmüş, ben sadece şiş. Ama erkeklerin hastalığı bu. Dönmüş komple yanlar çıktı. Eşim bana öyle bir anlatıyor. Erkeklik hastalığı bu ya. Umursamıyor ki onlar, hiç şey yok. Gören böyle yapıyor. Hiç geldik böyle. Boş şey böyle. Ay, ayağım koptu falan. Ne olmuş peki? Ben de kopmuş. Hüs olmuş gerçekten. Şurası, şuradaki evet, şey. Ama olmuş adamda. Ama şey sonra biz işte orada bizi 2 saat beklettiler şeyde. Not altında. Sonra 2 saat sonra bizi içeriye girdik. Doktor artık diyor neyin var falan diyor. Bunu anlatı soruyor böyle. Bu da diyor böyle sadece kadına bakıyor ama ben de hani Almancası pek yok, ben anlatayım. Ben anlatıyorum doktor hala buna bakıyor. Ondan sonra şey diyor şimdi, bundan hiçbir şeyden anlamıyor. Türkiye'de olsa ki, değil mi? İşte Türkiye'de olsa beni şimdiden böyle ameliyat almışlardı falan böyle. Bir panik, bir panik. Diyemedin mi pus şampiyon diye? Sonra eşimin ayağını gips aldılar işte. Onun da bir bacağına cirata var. Evet, siz nasıl tanıştınız? Şey, sosyal medyadan mı? Ben İzmir'de görev yapıyordum, Foça'dan. Asker gördün, dedin. Asker. Nasıl? Nasıl? Orada normal sivildim ama ya. Şeyde dışarıdaydım. Asıl konuşma bizim binen şeyden oldu. Bir üzerinden oldu. Askerle evlenmek zor mu? Hadi başlayalım. İlk başlarda sevgili olduğumuzda bana hep emir küpü yapıyordu. Şunu yapacağım, şuraya gitmeyeceğim falan. Ben de diyordum ben senin askerin değilim. O bir müddet sonra düzeldi ama ilk şey zamanlarında. O zaman Almanya sana mikrofon alsana. Almanya sana koymaz ya. Burada yaşamak senin için hobi olur. TSK'nın sivil versiyonu ya. Disiplin açısından TSK'nın sivil versiyonu. Gördün mü ya? Sonuçta bir alkış yok. Nereye? Almanya mı? Ya asker. Almanya'da disiplin de var. Adam tabii, tabii, disiplinden tabii, geliyor. Aynı, aynı. Valla aynı. O zaman zordur ya. O zaman Türkiye'den gelmek isteyenler bir askeri eğitim alsın, öyle mi gelsin? Yani bilmem ne abi, artısı oldu ama yani. Yani şey açısından hani burada hayat erken başlıyor. Türkiye'de normal sivil sektörler biraz geç saatte başlıyor ya. Ben de 13 senedir buradayım. Abi bir soru sorsana. Sen bir numara söylesene. Dur lan bir şey anlatayım. 13 numara. He normal bir numara. Ha, üç. Tamam sen abi anlat. Bir numara söyle. Ya ben 13 senedir buradayım. Tamam ben ilk geldiğim senelerde de eşimle ben çok zorlandım. Şey olarak işte bu disiplinden dolayı zorlandım. Ya mesela ne bileyim ya şey geliyordu bana. Ben evde bekarken mesela biz şöyle alışmışız. Yemek yedik mi? Bilirsiniz anneler bilir. Yemek yedik değil mi? Anneye yardım yok. Herkes gider böyle işte. Aynen. Aynen. Veya bulaşık makinesine yardım mı var işte? Ev yardım mı vardır? Ama biz yemekten sonra oturur, çay yok mu deriz. Sanki anamız şey yani, babamızın uşağı getirir falan. Ben şimdi öyle o kafayla gelmişim. Bayağı bir şey olduk. Çalıştık. Sadece bu evlilik için değil, dışarıda da aynı şekilde. Ben Almanların bana konuşma tarzını hep bana kıcık kapıyorlar, benle dövüşecekler gibi geliyor bana. Bana da oluyor. Ya o şeyle alakalı ama siz şimdi bize hani mesela ben hani benzinlikte
yabancı biri gelince hani bende öyle olmuyor ama eskiden öyleydi. Almanca bilmeyince daha sesli konuşuyorsun yani. He, doğru. Saçma aslında yani. Ama ben bunu hiç anlamadım. Ben çok ilk girdim, ben Lagada depoda başladım işte oturum almak için. Orada kaç kişiyle tartıştığımı biliyorum ama tartışamadığımı da biliyorum. Çünkü adamla ne konuşacağım? Anlatıyor bana. Abi ben diyorum ki ne diyor bu ya? Diyor. Aynı yani. Bir de şeyin muamelesi var. Ya, 20 tane şehir gezdim geldim geleli 9 aydır. Böyle hep şey yani privat müşteriler falan da oluyor. Dillerse ben de yanlış anlıyorum. Aynen yanlış anlıyorsun ama sonra kavga ediyoruz yani. Aynen aynen. Çok öyle bir iş dili yani herhalde. Dil bilmeyenlere bile. Yani. Bunların ya da kendi dili mi bilmiyorum. Adamların konuşma tarzı. Ya dil bilmeyenlere de şey muamelesi yani. Yapıyorlar böyle. Dil bilmeyenlere böyle biraz daha sert. Daha cahil muamelesi yapıyorlar sanki. Tabii ya. Aslında kötü bir şey değil. Bile şey yapsan burası Almanya. Almanca konuş diyen biri oldu yani. Çok saçma. İngilizce bilmiyor çünkü. Çok saçma. Yani. Sorsana abi 3 numarayı. Onların İngilizcesi anlaşılmıyor. Sen sor. Efendim? İngilizceleri de anlaşılmıyor ki. R'yi yutarak yani konuşuyorlar. Bayağı. Sonra sen de ne dediğini anlamıyorum. Şahisi olsun de. Bir numara söyler misin? Aytaş sen sor, sen sor. Sen daha güzel soruyorsun. Oğlum sen bu asker döver mi? Ama 3 dedi. 3 mü dedin? Evet. 3 dedim. Asker olmasaydın daha... bir gününe... Ama dövme beni. Bir gününe karşı cins olduğunu düşünsen ne yapar? O soru muydu? 3 numara. 3 numara oydu. Ya yalan mı atıyorsun? Ha. Bir daha sorsana abi ne? Niye bir daha ya? Tamam. Bir güven problemi var sen şu anda. Bir günlüğüne karşı cins olduğunuzu düşünün. Neler yapardın? Ya bu kötü bir şey olmak zorunda değil ki. Niye hep negatif düşünün ki? Yok hani... canım o kızla hiç söylemiyorum. Bana sorsan... Ne yapardın? Var mı cevap vermek isteyen? Karşı cins olsaydınız ne yapmak isterdiniz? Bu arada ne asker arkadaşa bir alkış alalım. Bir alkış! Bravo. Bravo. Var mı bir gününe, sadece 24 saatine cinsiyet değiştiriyorsunuz? İstemeyerek. Mesela orada. Bir ilaç içiyorsunuz, bir anda bayan olmuşsunuz veya erkek olmuşsunuz. Ben bütün gün yapmak isterdim. Bayan, efendim? Tek bütün gün yapmak isterdim. Biz yatıyor muyuz sen? Evet. Öyle mi düşünüyorsunuz? Allah Allah. İşte yatardım. Ama onu bayan olarak yapabilirsin. İşten tercihim yani hep. Sen evde yatıyorsun sürekli. İş. Ayağı sakat adamın. Burada adam, şey yok ki, yapılacak bir şey yok ki. Ne yapacaksın yani? Gerçekten adam ayağı sakat adamın, ne yapsın? Yok, güzeldi ya. Güzel. Var mı cevap vermek isteyen? Çok teşekkürler. Çok, ha orada. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bir ses ayar için bir şey diyecek. Hani buranın organizasyonu için. Abi çok basit. Kendime yemek ısmarlatırdım yerine. Vaaay. Kaldı bir restoranda. Sen çok yemek ısmarladın yani. Ha anladım. Anladım. En güzel restorana götürdüm, yemek ısmarlatırdım. Zaten ertesi gün beni tanımayacak. Sen buradan mısın? Almanya'dan mısın? Almanya'dan. Var mı senin burada yaşadığın güzel bir anı? Çok var abi. Ben Almanya'dan değil aslında. Burada doğdum ama İstanbul'da büyüdüm. Ne zaman üniversite geldin? İçin geldim. 2009'dan beri buradayım. Ha maşallah. Almanya iyi. Almancımız iyi, fena değil. Kaç? C1, C2? C3 herhalde. Var mı 3? Yok. C2 olmuştu diye düşündüm. Yani C1 sınavı derdik. Anım, güzel anım çok var da değişik anılar. İki tane anlatayım. Anlar. Bir tanesi... Biri bir dinleyek, iyiyse ikinciyi de. Bir tanesi, Esin Habbanuf o zaman yenilenmemişti. Eskiydi kameralar, hiçbir şey yoktu. Gece saat 4'te 5'te eve gideceğim. Etrafımı bir anda, o zaman küçük bir yer vardı, hiç kimse yok. Gerçekten hiç kimse yok Banuf'ta. Etrafıma bir anda 4-5 kişi dizildi. Alman hepsi. Yanlarında da bir tane köpek var. Tabii benim daha ilk senem, daha ilk aylarım. Şöyle yukarıdan bakıyorum yani, onlar bana yukarıdan bakıyor. Biz de Türk'a dedi, etrafını çevirmişler tabii. Ben anında anladım, tamam. Ben burada Türk'üm dersen bir şey olacak. Aklımdan o an Ermeniyim demek geçti. Ne? Aklımdan o an Ermeniyim demek geçti. En azından dayak yedim, Ermeni de öldü desin. Düşünsene ülke ocakları karşına. Ermeniyim demiş. Ama bütün ya, çember oluşturmuş işte etrafında. Köpek de var. Yani... Okey dedi böyle. Gay dedi. Gittim ya. Hani inanmadı ama hani. Sen Türk mü dedin? Ama güzel yok, bir şey ya. Ermeni. Ermeni dedi. Demek ki iyi bir taktik ha. He. Niye Ermeniler dövmüyorlar? Ya işte iç güzel bilmiyorum. Ya, yalanı mesela hiç... Almanım deseydin inanmayacaklardı. Ben yalan konusunda biraz aksanlı uzmanlık yaptım. Yalanı biraz abartırsan o zaman inanıyorlar. Onun için Ermeni demiş. Mantıklı. Bak işe yaramış. Anlamak istiyorum ben mesela. İkinci anıyı alabiliriz yani, güzeldi birincisi. Bu arada sen adını beğenmiyordun ama Aytaç'ın sucuğu meşhurdu. Fabrika zaten. Yani iyi ki Aytaç olmuşsun. Bak onu sucuk yemeyecektik. Sucuk, evet. Bu muydu ikincisi? Ege sucuk. İkinci anı bu muydu? He. Yok, doğru meşhur. İkincisi de Türk'üm demek hayatımı kurtardı bir kere. Türk'üm demek hayatımı kurtardı bir kere. O da Essen Sport Campus var. Buraya biraz uzak. Orada bir eğlence akşamı vardı. Oradan çıkmıştık. Yanında da iki tane Alman arkadaşım. Onlar tabii full sarışın. Tam tipik Alman. Ayıptı söylemesi, o yol üzerinde bir tane karavan puf var. Karavan puf?
karavan kerhane diyeyim. Ha. Onun önünden geçmek zorundasın. Nerede tam olarak? Ana yol üstü. Yok ya, Esin'de. Ana yol üstünde orası. Onun önünde de bazen... Burada mı? Yakın yakın göstereceğim işte. Yok ya, anladım. Abi yani... burayı eşin duymasın. Yok ya, kesin. Neyi duymasın? Bunu mu? Evet, tamam abi. Onun önünde işte bazen toplanıyor böyle arabalar, insanlar. Mecbur ama onun önünden yürümek zorundasın. Orada işte biz geçerken burada Was Cookst'u olayına meşhur döndü. Meşhur bir olay. Eskiden çok meşhurdu. Hiç de bakmıyoruz, biz eve gidiyoruz yani. Ben Alman arkadaşlara dedim ki siz bence hani karşı şeride geçin, sıvışın yani. Hani onlar bana doğru geliyor. Ben durdum, yine tabii böyle etrafımlar daha sıkı. Die haben so angefangen, başladılar küfür etme falan. Niye baktın, bize mi ilgileniyorsun, bize mi bakıyorsun, karılara mı bakıyorsun vesaire gibisinden. Yok dedim, eve gideceğim, hiçbir şey yapmadım. Onların işi ne orada, şeyler mi? Sorun arıyorlar. Ha, onlar orada görevli değil mi? Geldi bir tanesi, görevli. Bir tane tokat attı ama bir sürü var yanlarında yani. Bir sürü arkadaşlar kavga edecek sebep arıyorlar yani. Sonra kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ben de dedim ki, ben sizin konuştuğunuzu anlamıyorum. Hani ne yapacaksınız bari anlayayım. Ona göre ben de karşılık vereyim. Biz Arnavutuz dedi, bizim Alban. İyi dedim, ben de Türk'üm dedim. Böyle olmaz dedim, hani ayıp yapıyorsunuz. Bir kişiye karşı 6 kişi dedim. Bekleyin, ben de arkadaşlarımı, şu Türk kardeşlerimi çağırayım, beraber kavga edelim dedi. Tamam dediler, ben de arkamı döndüm, iki adım attım, polisi arıyorum. Hani gelsin dedi. Onlar da Türkleri aradığını sanıyor. Onlar da Türkleri aradığını zannediyor. Hiç bana bakmadan arabaya binip gittiler. Şansa bak. Ama burada alkış bu arada, çok güzeldi. Ama burada bence... Neyiz? Burada Arnavut arkadaşlardan özür dileyelim önce. Yapalım ya, hep böyle yapıyorlar ya. Arnavut arkadaşlardan özür dileyelim. Bence Türklük değil, polis seni kurtarmış. Yani. İşin komiği, polisi aradım, adresi verdim. Arkamdalar, bakamıyorum diyorum. Adresi veriyorum. İş çok mu ciddi? Evet, yani öleceğim birazdan diyorum. Okey, o zaman ekip göndereyim. Zahmet oldu dedim. Bekledim, ekip gelmedi ama. Yani öyle bir şey yok. Üzülme olsun valla. Yani. Ya bizim Almanya'da çok var ya öyle. Was Cookst'u diyerek ne dayaklar çıkıyordu eskiden. Eskiden çok meşhurdu bu. Almanlar yapıyor mu öyle, ne bakıyor diye? Eskiden hani şöyle söyleyeyim. Ben de hani burada doğup büyüdüğüm için. Sene. Abi ben 18-19 yaşındayken diskolarda biz böyle hep böyle ekip giderdik, kalabalık giderdik. Hep böyle Was Cookst'u diyerek kavga çıkardık yani. Almanlar çok saçmıyordu. Biz Almanlara diyoruz. Yani, Almanlar demiyordu. Onun için hani bu kayayanlar vardı, bekliyorsunuz. Was Cookst'u diye bir program vardı yani. Biliyor. Ki doğruydu bu ha, gerçekten. Hep Was Cookst'u diye hep kavga çıkardık. Emre bir ayak kaldırır mısınız? Emre'yi tanıyorsunuz mu? Doğru söyle. Alkış. İyi be abi. ADF Partisi'nden milletvekili adayı. Seçilmedim abi. Seçilmedin değil mi? Sen bugün sandık görevlisin bu arada. Dündü. Dündü pardon. Dündüm. Gerçek mi? Nerede? Sahip çıkamadığım için. Çıktınız mı sahip? Çıkamadık. Niye? Bir şey mi oldu? Yok, ne çalışıyorsun? Sahip çıkmaya çalışıyoruz ama çok fazla sayıda. Neredeydin sandık görevlisi? Esen'de. Ne yapıyorsunuz lan? Sandık görevlisi ne yapar ki lan? Bakıyoruz. Şaka bir yana, sandık görevlisi ne işi ne? Dündüğümüzü deviriyoruz böyle sandığa. Ne yapıyorlar? Ya orada şey var şimdi. Ne yapacak bir şey? Bilgisayara işte TC kimlikleri giriliyor. Seçmenlerin. Mavi yanarsa oy kullanabilir. Kırmızı yanarsa kullanamaz. İşte kırmızı yandığı halde birinin oy kullandırmasını engellemek izin verirlerse biz orada karşılık yok. Olmaz böyle bir şey. Hadi ya. Ya da atıyorum kabine işte oy kullanma kabinleri var. Oraya. Peki nasıl olabiliyorsun sandık görevlisi? Ya önce bir siyasi partinin birisine iletişime geçip müşavir olman gerekiyor. Her partinin var mı orada? Yok. Nasıl yani? Her partinin yok. Sen bir parti adına mı gittin? Modosuna çok şalan var. Ağabey partisi adına gittim. Kendi parti kendi partimi. Ne oylar gider. Para aldın mı? Kendime bir para ödedim. Kaç para ödedin kendine? 100 euro kadar. Hadi kaç saat çalıştın aldın? 10 saat çalıştım. 10 saat. Saat başı 10 euro mu? Yok, para verdim ya bu işlerde. Şimdi çekiyor arkadaşı. Gördüm arkada cimere yazanlar var. Kömür mü veriyor? Böyle şeyler. Para alınmıyor mu sandık görevlisi? Ben 25 yıllık öğrenciyim. Çeyrek asıllık öğrencilik yaptım. Bu nasıl öğrenci lan? 25 yıl. Baksana. Kaç yaşasın sen? 29. 25 yıldır öğrenci misin? 25 yıldır öğrenciyim ben. Nasıl oldu bu? Hobi olarak mı? Yani niye bitiremedin abi? Bitiremiyorum. Bitirme korkusu var bende. Şimdi ben bütün sınavlarımı tek seferde geçtim. Sadece master tezim kaldı. Yazamıyorum. Yazmak şey... Hani bitirince ne olacağını bilmiyorum. Şimdi düşünsene 25 yıllık bir şeyim var. İş değişim var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olacak? Çok kötü bir şey. İyi tabi dedi. Edukraft var. Şey yapma. İş bulursun falan.
Aytaç abinin eş grubuz. Benzinlik lazım buraya. Yani çok çok fazla daha ne yapalım. Sandık görevlisi olursun la benim orada. Evet. Öylesine. Olabilir. Orada da para vermiyorlar, burada da vermeyecekler. Tek mi yaşıyorsun? Durursun. Ben evet tek yaşıyorum. Bekarsın yani. Evet. Evlilik gibi bir şeyin var mı? Yok. Arkadaş evliliği... Şey, şöyle bir şey, şimdi ben öğrenciliği giderek... Yok şaka maka bir an, şimdi bir dur Emre ya. Tamam. Şimdi bu arkadaş benim gördüğüm en efendi insanlardan birisi. Çevrenizde varsa böyle bir helallik, yani böyle bir kız varsa hani vermek istediğin... Ha bu çocuğu anne, yemin ederim. Annesinin adı ne anne? Sinem. Sinem abla, kamera çekiyor mu? Sinem abla, çocuğunu eve vermeden ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu çocuk, Instagram'da kaç kere story yaptım Emre AODF. Evli değil. Hala evli değil. Yani varsa bir tanıdınız lütfen bana DM atın. Çocuğu vermek istiyorum ya. Çok şahidim ben olacağım. DM'yi niye sana atıyor? Direkt burası. Bana atsın onu nereden bulacağım? O da bir korku aslında. Çünkü annem diyor sürekli işte onun birileri var mı? Varsa tanıştır bize falan işte. Diyorum ki anne yok ben daha okuyorum. Öğrenci belgesi gönderiyorum. Tam da senin gibi. Nasıl 30 yaşa yaşayan okuyacağım. Sen ola biz de öyle ama yapıyoruz. Ama öğrencilik iyi bir şey bak şimdi yaş farkımız çok az. Öğrenciyim deyince ah kuzum, öğrenciyim, garibanım falan diye kelime ediyoruz. Çıtırdın çıkışta. Ne zaman bitecek bu öğrencilik? Sormaya. Adam o kadar öğrenci ki Almanya Öğrenci Derneği Federasyonu Başkanı. Bunun kadar öğrenci yok. Evet en çok ben okuyacağım. Çok iyi. Var mı? Benim anım aslında Mehmet abi anlattı bir tane aynısı onun gibi. Full şampiyon. Doktor öğrenci. Dünyada iki kere yaşamış aynı hikaye. Kafamda full. hastane anısı. Rapor almam gerekiyordu. Doktor dedi bu sana şöyle bakalım neyin var neyin yok. Doktor hanım sen yapalım. Bir yapalım sen doktor hanım sana. Şimdi kontrol ediyor. Şöyle ben bir şeyim yok. Sadece rapor alıp gitmek istiyorum. Bastırıyor işte ağrı var diyor. Aa falan işte. Dedi ki bilgisayar başına oturdu böyle belli bir şeyler yazıyor falan. Dedim tamam ben raporumu alıp gidebilir miyim diyor. Dedi yani raporunuzu vereceğim ama gidemezsiniz. Neden? Dedi ben sizi bir müddet hastaneye göndermem lazım çünkü siz apantis ameliyatı olacaksınız. Ana. Dedim. Ya rapor almaya gittin apantis. Hayır ben rapor alacaktım sadece onu. Ah, rapor almaya gittim. Ben diyor ki bir üst hastaneye gideceksen sen ameliyata girmen lazım. Almanların babamda demek ki takıntısı var. Bana lazım. O gün bugün de gitmiyorum rapor. Ana. Yok yani. Ameliyat oldu mu sonra? Yok ne ameliyat abi eve gittim çok koşarak kaçtım ama. Tamam apantis? O şey çok, yani. Çok geçmiş olsun. Tamam. Doktor abi sen söyler misiniz? Tabii ki. Yani 23 değiştireceğim. 23. Elazığ. Aynen. 23 numara. Elazığ. Bir ıssız adaya düşsen buradan yanına hangi 3 kişiyi alırsın ve neden? Buradan yanıma hangi 3 kişiyi alırım? Öncelikle Zonguldak'la sizden alayım. Tabii ki sizden birini alırım. Bir canı sıkılmasın. Muhabbet güzel gitsin. Sabotaj. Mikrofon bir kere. Sizi sevmiyorum. En güzel yerinde kesildi. Kesinlikle. Evet, şöyle. Bir daha söyler misin? Ben sizden birini alırım ki muhabbetim canım sıkılmasın, güzel geçsin, zaman hızlı artsın çünkü ısıda da yani televizyon yok, başka bir şey yok. Sağ ol bacım. Yalnız canım sıkılmasın. Bacım benim, sağ ol. Seve seve. Onun dışında şöyle 5000 lirayla şey, az parayla çok uzun geçinen bir arkadaşımız vardı. Bayan değil mi işte? Bana da bir işe yaramaz. Ha, yine de sanki bu şartlarda açlıkla baş edebilirmişsiniz gibi. Güzel, sen... Daha? O yüzden sizin de başınızı yakabilirim, evet. Ondan sonra da şimdi biz adaya nasıl düştük? Bunların daha sonrasında hesabını sormak için avukat hanımı da alırım. Mikrofonu İskender abi alsın, o da aynısı. İskender abi, eşin hariç verir misin İskender abi? Eşin hariç buradan 3 kişiyi almak zor ama zorluyorlar seni böyle. Silah dayamışlar. 3 kişiyi alman lazım. Kim alırsın? Doktor hanımı kesinlikle yani. Ne olur ne olmaz hasta olursa falan. Alması lazım bize. İki. Merdan. Doğru. Sabah 5'te bir kişi alınması lazım. İşimiz çok iyi. Çok iyiydi. Bravo. Daha? Arkalara var ha. Amoka açma. Mantarcı abiniz aradınız. Mantarcı abiniz. Çalışkan birine benziyorum. Çok kim güzel. O kim? Teşekkür kim? Mantar yer sizi orada bol bol. Hiç şampiyon. Konuşmayan biri. Hiç konuşmayan. Sen kim alırsın Erhan abi? 3 kişi alman lazım. Kim alırsın? Oo, bana mı sordun? Sonra sen bana da sor abi. Şey yapalım. Bir daha sor. Erhan abi sen 3 kişiyi almak zorundasın. Adaya gideceksiniz. Kim alırsın? Tamam. Askeri alırım. He. Asubayı. Evet. Çünkü adam disiplin. Şeylerle boğuşur ha. Bir lider lazım. Tamam lider olurdu. İkincisi Zonguldaklı abiyi alırdım. Çünkü hep koltuk altını temizliyorum. Daha? Koltuk altı önemli benim için. Benim de hassas noktam yani. Temizlik imandan gelir. Temizlik imandan gelir. Sen yakışıklı seni almam. Eyvallah. Enes. Kimi? Beni al değil bir de... Abi anıları çekecek birisi lazım. Kim yani? Yani kesinlikle doğru. Kim o? Kim abi? Mehmet de var burada. Bir de seni alırdın evet. Anıları çekecek. O zaman kamera alıyoruz. Evet.
Bana sor. Sen şimdi bana sordun, sen kimi alırsın? Aa, bu soruyu hiç beklememiştim. ben şeyi alırım, Şehzu'yu alırım. Niye? Adam der şimdi kırsal, orada bilir yani odunla falan ne yapılacağını. Şehzu taklidi yapar, canı sıkılmaz. Bilir, Şehzu'yu kesin alırım. Bir. Halay çekeriz yani, türküler söyleriz. Hemen hemen aynı şeyimiz var. Doğru. Nurcan ablayı alırım. Sen de alamadın, olacak. Nurcan ablayı çek. Erzincan, Dersim, Malatya yöresi halay falan çekeriz. Bir de nerede o? Emre nerede? Ha, Emre'yi alırım diye. Sen burada mıydın lan? Kesin Emre'yi alırım. Niye bilmiyorum ben. Alırım. Çünkü çocuk organizasyon açısından çok iyi. Çok dürüst. He, aynen, çok dürüst. Yemek yaptığı zaman... Aynen he. Pilav bile olursa üçe bölüşeceğiz. Sen kesin seni alırım ben. Sen de alırım ya Şenol abi. Ben dört yaparım. Artı bir. Şenol abi ayağa kalkar mısın? Yakışıklı görsünler. Şenol abi. Arkadaşlar, Şenol abi bana Instagram'dan yazdı. Bana bir film çekiyor, bana bir rol çekmiş. Aytaş bana doğru yaşıyor. Sizce oynayan mı o? Aytaş. Ha? Rol ne işte, ben de bilmiyorum, bunu konuşacağım. Anlatır mısın? Ben Çilyalı'da 6 tane dizi film çektim. Bir tane Salmanya'da birincilik ödülü aldı. Bu Solingen'le ilgili. Solingen 93 yılında. Sosyal alanlarda hani isteyen tüm arkadaşlar 20 dakika, 26 dakikalık bir film gösterebilirlerdi tartışmalı. Hani. YouTube'da var mı? Ruhpot International diye YouTube sayfası var. Hani teaser'lar var. Başlık olarak ne yazmamız lazım? Ruhpot. International film. Tamam. Ben arkadaşlar şimdi şaka bir yana Solingen 1993'te evet. Naziler Türk bir evi yaktılar 93'te ve onun filmini yapmış. Ben sadece teaser'ı izledim abi ve müthişti. Bak gerçekten büyük saygım var yaptığın işe. Tebrik ederim önce. Oturalım mı kameraman arkadaşlar? Bu sene onun yani buradan ilk duyurusunu buradan yapmış olalım. Gerçekten de öyle. Amerika'dan şey geldi. Mert Solüven diye bir arkadaşımız. Türkiye'den de yapımcı geldi. Onları bıraktım işte havaalanına geldim. Solüven'in sinema filmini yapacağız. Haydi bir düşünden sonra hani başlıyoruz yani Mart'ta falan. O yüzden çok kompanzar lazım. Sponsor buldunuz mu? Sponsor hani antrakları yazarsak yani benim eksikliğim zaten gerçekten oydu. Hani alırız bütçe. Çünkü sosyal kritik filmler, barışçı filmler bunlar, Rusya'da faşizme karşı filmler. Onu o yönüyle alırız. Ve hani Solingen deyince tüm işverenlerin herkesin bir anısı var. Babam böyle oldu, kendim hapse düştüm, polise. İsteyeceğiz yani sponsor olmazsa da Mert Oliver dediğimiz bu Hollywood yapımı olacak gerçekten. Çekeceğiz yani o... Sen yönetmen misin? Özür dilerim. Sen yani, yazar, senarist. Yok, senarist ve son 3 kısa filmde de kendim yönetmenliği yaptım. Ama bu sinema filmi olacağı için riziko yapmak istemiyorum, yönetmenlik yapmayacağım. Yapmayacaksın, zor iş değil mi? Abi teşekkür ederim, sağ ol gerçekten. Evet. Şu arkada yok, ona vermiyorum. Yapma la, şimdi fazla zamanımız yok. Şimdi 3,5 saat anlatacaksın. Ne, bir şey söyleyecekmiş abi hemen. Çocuğa. Seni mi eğlendirek biz burada? Vallahi. Abi kendimi çok kötü, yani dünyanın en kötü insanı olarak düşündüğüm bir günüm vardı. Onu anlatayım hemen. Bir gün Bahnhof'ta beklerken, ben beklerken bir tane kadın geldi, teyze daha doğrusu, Türk. Yanıma yaklaşarak bana dedi ki, Kanzo Tökeş kuzum yaptı. Ondan sonra ya evet dedim. Ondan sonra dedi ki, ben Duisburg gitmek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum, hangisine gideceğimi bilmiyorum dedi. Sonra o an telefondan bakasın gelmedi. Arka tarafta direkt tabelaya baktım tren saatlerine. Dedim 5 dakika sonra buraya da gelecek abla dedim. Şimdi tren gelecek o değil, sonrakine binersin dedi. Ondan sonra tamam dedi. Allah razı olsun kuzum falan filan. Kuzum. Sonra ben, aynen kuzum ben devam ettiriyorum. Ben de anlamadım. Kadını menüye gönderdim. Efendim? Bitti mi? Sonra olur. Aynen. alakasız bir olay çıkacak ha şimdi burada. Neyse ben trene bindim gittim, sonra aklıma tekrardan o teyze geldi. Tekrar bakayım dedim tren, Duisburg saatlerine, trenin giden saatlere. Sonra baktım ki tren o rayda değil, arka raydaymış. Ondan sonra o kadın benden sonraki kere trene binip başyerine gitti yani. Bak inşallah gitmemiştir, tam zıttı diye. Doktor tarafına falan gitti. Yani öyle bir şey olmuşsa teyze Allah hakkını helal etsin. Allah benim belamı versin. Allah bu anda hiç unutmuyorum. Güzeldi. Sağ ol. Bu sefer kısaydı ama. Bayağı kısaydı ama bu sefer. Güzel anlattın ha. Çok iyi anlattın lan. Senin de çıkıyor. Çıkıştık yaptı abi. Ne? Çıkıştık. Furkan'a verebilir miyiz mikrofonu ya? Furkan'la ben sokak röportajları da yapıyoruz Almanya'da. Başka nerede olacak? Bremen'de. İşte Furkan'la Emre'lerle beraber geldiler. Bir buluşma günü gerçekleştirdik. Ben Furkan'ı orada tanıdım. Bir şey anlatacağım. Kısa bir hikaye anlatacağım. Furkan'a soru sordum. Dedim ki ne sormuştun Furkan? Akraba. Yok başım. Soru nerelisin? Yok bir şey sor ha. Ya asıl tema şey diyorum. Ha konu soruyor. Sosyal hayat. Sosyal hayat var mı dedim ama konu şeyi de başlangıç olarak nerelisin dedim.
Bingöl'lüyüm dedi. Ha dedim, o zaman Bingöl'lere selam olsun mu buradan dedim. Furkan dedi ki akrabalarım hariç herkese selam. Ve ve o videoyu paylaştım ben. Sonradan o video viral oldu. Herkes paylaşıyor. Bütün Bingöl'lüler falan akrabalarını sevmeyen çocuk olarak bayağı bir gündemde oldu. Ben şimdi böyle çok bir etiket formu. Yani akrabalarını sevmeyen adam. Doğru. Sanki böyle herkese baş kaldırmış, işte akrabasını sevmiyor gibi bir şey değil. Burada akrabaların yanında. Sen azar yemişsin gibi. Şimdi zaten ben orada akrabaların bir kesimini işaretleyerek söylemek istemiştim ama bir anda böyle hepsini... Akrabaların gördü mü? Yani hepsi gördü. Reddetti. Gördükten sonra da böyle yani WhatsApp'tan, normal telefondan ya da Instagram'dan bana ulaşabilen herkes bana da mı yok? Sen de hepsine şey yapmışsın ya. Yok sana var. Ya ben zaten hani beni tanıyanlar biliyor zaten. Akrabalar içerisinde kimi sevmediğimi, kimi sevdiğimi de biliyorlar. Yani onlar bir şey demiyorlar zaten. Ha biz anladık zaten sen ne diyorsun diye. Öyle diyen de çok oldu. Arkadaşlar çok şey yapıyor. Ana diyor, bu sen değil misin diyor. Bazıları bilmiyor ben Almanya'dayım. Almanya'ya mı gittin? Ama bunların bir de şöyle bir şey var. Yanlış, kaç tane kuzenin var senin mesela? Çok. Yani mesela benim hani eşim de öyle. Yani şimdi tüm kuzenlerini takip etse zaten Instagram'da fenomen olursun değil mi? Büyük ihtimal. Ya vallahi şimdi tabii akrabaların şimdi hepsi var. Görmüştür büyük ihtimal. Aşiret mi? Bilmiyorum da. Yok aşiret gibi de değil de yani bir aile tek bir soyisim. Böyle devam ediyor. Yaklaşık bir 300 yıldır falan da böyle aynı şekilde devam ediyor. Biz bundan önceki şovu şeyde yaptık. Aytaş'ın orada dernekte yaptık. He. Aytaş diyor mu kaç kişi gelir? Abi diyor 300 kişi gelir diyor. Dedim 300 kişi nasıl gelebilir ya? Oğlum akraba diyor, bizim köy diyor kaç kişi var köyde? Bizim köy, yani bizim oturduğum köy 15 bin kişilik. 2000'i bizim köylü. Dolar dedi ya, dolar ya. 300 yani. Kişi yer bulamayız falan dedi. Akrabalarıma güveniyorum dedi. İyi geldi o saat işte. Sadece akrabalarım geldi, sorun oldu da. Gelen yok, giden yok. Sadece akrabalarım geldi, 150 kişiydi. Bekliyoruz yavaş yavaş geldiler. Ondan sonra hakikaten komple Aytaş'ın akrabaları. Öndeki Oktan Erdikmen, işte diğer arkadaşlarla falan filan. Aytaş'a diyorum ki ben nasıl espri yapacağım ki şimdi diyorum. Niye diyor? Diyor hepsi akrabaların, en çok sana gülecekler. Abi diyor bir şey olmaz. Sonradan Aytaş'a sahne arkasında şey dedim. Ya dedim ben küfür ediyorum arada dedim. Hani küfür edebilir miyim? Dayak yeriz dedim. Burada bizi bir döverler dedim. Buyur abi varsan bir evet. Niye? Şimdi bir şirkette çalışıyoruz biz. Dünden'le arkadaşla beraber yöneteceğiz. O başka bölümün vardiya şefi, ben bir bölümün vardiya şefi. Elemanları dağıttık, işleri dağıttık. Kahve içiyoruz. Saat gece 2, gece vardiyasındayız. Hanımından telefon geldi. İsa çabuk gel, evi soyuyorlar. Balkonda kapıyı kıracaklar. Bizim doğamızda var, biz kuvvetliyiz. Kırarız, yıkarız. İsa dedim hemen atlayalım gidelim. Yolda polise telefon ederiz. Gidiyoruz böyle son hızından gidiyoruz. İşini bıraktık. İsa dedim sen şu taraftan git, polisler yok. Ben bu dedi bu taraftan git. Bir tane yevle buldum, demir buldum elime. Hırsızı bulup kıracağım kafasını. Şimdi, o kadar mı cezası yok mu? Evet, yaklaşıyorum ben. Arkamdan bir ışıklar geldi. Yat, hemen yat. Ben şöyle dönmeden bir tane bir darbe geldi bana. Sana mı geldi abi? Bir yere baktım 20 tane kişer metre simsiyah elbisede Alman SK diye şeyler var. Abi biliyorum evet. Onlar gelmiş yattan bir şey diyeceğim. Özel şey polis. Özel polis Sondereinsatzkommando. Bir şey diyeceğim ben sus hemen kafamı yatırdılar. Arkadaşı geldi Abdullah dedi bu. Yok o yanlış dedi bizim arkadaş var. Demedi diyor. Gerçekten dedim. Benim arkadaşım dedi. Artık ben dedim İsa, onun hanımı baktın gülüyor bir tarafa komşular bakıyor rezil oldum. Çok güzel abi. Çok iyi, çok iyi. İsa dedim sakın bizim işleri böyle anlatma rezil oluruz. Anlatmış oldu. Sabah geldik Abdullah abi geçmiş olsun. Abdullah nasıl çok iyi. Valla süper abi. O an de rezil olmuş. Hırsız yakalayacağız derken bir sürü kendin bu vallahi. Abi çok güzeldi. Teşekkürler abi sağ ol. Mükemmeldi. Numara mı söylersin? He? Numara. Bir tane numara. Bir tane numara söyler misin ya? Numara. Efendim? Bir numara söyle. Bir numara 7 numarayı söyleyeyim. Antalya. Oğlum sen plakalarla ilgili sıkıntı kim mı? Kim cevap vermek ister? Kim? Bu biraz şey tehlikeli.
Ama yani tele giderken bir uzvunu değiştirmek olsaydı, şansın olsaydı, bir organını, uzvunu değiştirmek şansın olsaydı hangi organını değiştirdin ve neden? Göbeği mi değiştirdin? Böyle Ronaldo gibi falan bir şey yapardın. Neden? Daha beğenmiyor musun? Yok yani iyi de ama o soruyu sordum, birisini değiştirmem lazım. Tamam, göbek organ mı sayılıyor doktor hanım? Organ? Uzuv. Uzuv. Organ. Azıcık tıp anlıyoruz biz de yani, cahil değiliz yani. O zaman mide mi değiştirmek istedim? Evet, neden? Çünkü çok gereksiz yiyorum. Her şeyi yiyorum. Aynen, gereksiz yiyorum. Ama uzuv ne ya, ben ilk kez duyuyorum. Sen mi yazdın bunu? Uzuv yani şey... Uzayan şeyler mi düşün? Uzuv yani. Allah Allah. Kol bacak. Niye hep gülüyorsunuz böyle uzayan şeyler? Herkesin içi fesatlı. Benim şu an öyle şeyler gelmiyor. Vallahi çok efendim ya. Bu soruya cevap vermek isteyen var mı? Ya 3 saat anlatacaksın şimdi. Aslında şunu değiştireceğim. Sen mikrofonu İskender abinin pembe giyilmiş eşine... Merhaba, hoş geldiniz abla. Hoş bulduk. Merhaba. Midemi aldırırdım. Aldırdım da zaten. Gerçek mi? Gerçekten. Çok güzel. Onun için cevaplamak istedim. Ha, hiç belli olmuyor ama ha. Belli olmaz çünkü verdim kiloları. Kilolu muydunuz? Kaç kiloydunuz? 92. Şu anda kaç? 94. 64. Nasıl, memnun musun? 6 ay oldu. Memnun musun? Çok memnunum. Keşke daha önce olsaydım. Peki hangi doktora yaşınız yaptınız? Yaşınız kaç? Türkiye'de, Kayseri'de. Ha, Türkiye'de yaptınız. 38 Kayseri. Kaç? Ulan bana bak. Yaş kaç? 32. 32. Abi ne küçükmüşsünüz. Ha iyi yani, iyi oldu öyle mide aldım. Evet. Sen de mi aldın İskender abi? Aldım. Aldım. İyi böyle. Biraz ne aldın böyle? Benim değil mi diyormuş. Onu yeme diye şu anda ben yiyorum. Sen aldın mı? İskender abi yiyorsun. Aynen, kilo problemi yaşayan herkes. İsminiz neydi? Çıkın gelin. Suzan. Suzan Hanım, ama midenizi komple mi aldırdınız? Ah, 80. Kesiliyor mu? Ben bilmedim soru. Kelepçe mi takıyorlar? Ne yapıyor? Alıyorlar. Var mı daha midesi alıyorlar burada? Alıyor, götürüyorlar. Götürsün her biz demiyorum. Fazlaydı zaten. Kendine vermesin. Aynen. Sen ayağını al. Ağzına sağlık. Çok çok güzeldi. Bence çok eğlenceli bir şeydi. Ama eğlenceli değil. Gerçek değiştirme imkanı olsa olmuş ve aldırmış. Bir reaksiyon alacak bir şey var mı? Aynen. Adın? Arda. Arda, kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Haftaya? 20 yaşındayım. Peki sana soruyorum şimdi. Buradan 3 kişiyi alabilsen kimi alırsın? Bu çocuk çok iyi bir gözlemci, söyleyeyim sana. Doktor hemşireyi saymıyorsun. Zor bir karar. Tabii ki. Ama 3'ünü almak zorundasın. Önündeki arkadaşı alırım. Kafa çok eğleniriz. Hı-hı. Canımız sıkılmaz. Deheyeci arkadaşı alırım. O da sürekli bir şeyler anlattığı için zamanı geçer. Ahmet zaman doldurmak. Bir de bakıyorum. Bir de kendimi sakatlayan arkadaşı alıyordum, spor arkadaşı olarak. Hangisi? Beraber spor yapalım. Enes. Güzel, güzel. Galiba yani bir üçünü aldım. Teşekkür ederim. Çok güzel. Arda. Kocaman bir alkış. Arda Güler. Arda. Ne yapalım? Şarkı söylemek isteyen var mı? Aytaç. Efendim, var mı burada sesi güzel olup şarkı söylemek isteyen? Bak gerçekten. Kimin sesi güzel? Söyler misin? Tamam, önce... Arkadaş söylesene. Söylesene bir tane lütfen. Arkadaşlar mikrofonu uzatabilirim. Gerçek güzel mi? Sesin güzel mi gerçekten? Çok güzel. Ha? Hiç söylemedin. İsmin ne? Utanıyor biraz herhalde. Neslihan? Tarkı söylüyor mu? Onunla kızı dalga geçmiyor. Kendini tanıdık. Kendini tanıdık. Sende böyle bir Burdurlu Antalyalı havası var ha. Neredesin? Antalyalı mısın gerçekten? Evet. Oğlum bildin mi? Çok içki attı ya. Nasıl biliyorum ama? Valla Allah söyletiriyor. Söylemeyeceğim de. Hem sesim kötü. O zaman midesini aldıran abla şarkı söyleyecekmiş. Ha bak, gitar da geldi. Tamam söyle. Arkadaşlar hep beraber. Sensiz ben nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim. Hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Çok iyiydi ya. Çok duygulandım ya. Çok güzeldi. Abla çok güzel ha. Sen bir O Ses Türkiye falan denemen lazım. Sivaslıyız, olacak o kadar. Tabii ki, helal olsun. Sivaslı'dan ama bir türkü beklerdik yani. Sivas'ın yolları var, çıkarım yollarıma. Yolak ben beni var, ölüm bitmez zaman var. Tebrik ederim. Bu... Aranızda şey... Bence kimin burada sesi en kötü biliyor musun? Alper bence. Evet. Çok kötü bir sesin varmış gibidir ya gerçekten. Hiç söyledin mi? Nerede? Banyoda. Ne söylüyorsun mesela evde söylerken? Ben geldim. Yok, bu sesi Cem Karaca. Dünyadan uzak. Hayko Cepki. Hayko. Söylesene bir lan. Yok, ben söylemiyorum. Yok. İnsanlar bu kötü yapmak istemiyorum. Aynen. Yok, şaka yaptım. Al arasını. Aynen. Bu Cem Karaca söylemek. Ama zaten kendi kendine... Bir de sesi kötü, bir de Cem Karaca'yı söylüyor. Adam da şey var. Peki hani bir... Cem Karaca'yı koruyorum. Az olarak.
En sevdiğin şarkısı ne? Erkek Koray'ın Tek Başına var. Tek başıma yaşadığım için. Vay be, içim gitti lan şu an. İçimde bir başım var ha. Tek başınaymış. Buradan tariflerini arıyoruz. Varsa. Tamam, teşekkür ederim. Evet, sana gelelim. Arkadaşlar, sen bitir. Bitti. Arkadaşlar, ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Gerçekten emeğinize sağlık. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Yani dur oğlum ya. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım geldiğinize değmiştir. Eve gittikten sonra ya da yolda kendi aranızda avukat hanım gibi dedikodumuzu yapmayın. Nereden geldik buraya, hiç eğlenmedik, kendilerini beğenmişler, kendi aralarında muhabbet ettiler falan gibi bir şey söylemeyin. Arkadaşlar teşekkür ederim hepiniz geldiğinize. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bir türküle mi geçsek? Bir daha yapalım mı? Bir daha yapalım mı? Burada mı? Burada mı? Valla burada yaparım. Bak ben bir daha burada yaparım. Sürekli gelişen ve değişen dünyada bilişim sektöründe hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan ve kariyerinize değer katan Almanya'nın saygın eğitim kurumu Eurotech Study'nin sunduğu KDV Interaktif Show sona erdi.